Kültürel Başarı. Duygu Gün. Duygu Gün, 1982 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Boğaziçi Üniversitesi'nde işletme eğitimini tamamladıktan sonra, Isaac'le Roma'da otel yönetimi stajını tamamlayan Gün, 2007 yılında Sony'nin her yıl dünyadan sadece 12 yeni mezun seçtiği genç yönetici geliştirme programıyla Londra ve Münih ofislerinde video ve müzik içeriği, navigasyon arayüzlerinin geliştirilmesi üzerine çalıştı. 2012 yılında Mikser Sanat Galerisi'nde Türkiye'deki ilk sanat e-ticaret sitesinin kurulumu üzerine danışmanlık verdi. Teknolojinin sanat alanında kullanılmasından ilham alan Duygu, aynı yıl girişimcilik ve inovasyon eğitimi veren Hult International Business School MBA programına Global Professional Scholarship bursuyla kabul edildi ve San Francisco'ya taşındı. 2016 yılında müzisyenlere yeni sahneler açmayı hedefleyen Festivice'ı kurdu. 2021 yılında SOMARS'ta Türkiye'den 3 sanatçının da eserlerine yer veren Sounds Like Home, Longing and Comfort Through Lullabies isimli uluslararası bir serginin küratörlüğünü yaptı. 2020-2022 yılları arasında CF Jazz'da kurumsal ortaklıklar programını geliştirdi ve Haziran 2022'den itibaren tam 99 yıldır faaliyette olan San Francisco Opera'da kurumsal ortaklıklar direktörü olarak çalışmaktadır. Disiplinler arası bir sanatçı ve kültürel prodüktör olarak yürüttüğü çalışmalarının etki alanını genişletmek için misyonu Anadolu'nun kültür ve sanat çeşitliliğini tanıtmak olan Anatolian Arts Institute'ü kurmuştur. 6 dil konuşan Duygu, akordiyon, gitar ikilisi Nakarat grubuyla Türk, Azeri, Sefarat, Yunan, Griko ve İtalyan halk ezgileri icra etmekte ve Anadolu geleneklerini güncelle harmanlayarak sunan sanat, araştırma ve eğitim projeleri üzerine çalışmaktadır. Merhaba, ben Duygu Gün. Çocukluk yıllarından beri sanatla iç içe olan birisiyim. Üniversiteden mezun olana kadar hem sanat icra ettim hem de çeşitli organizasyonlarda rol aldım. 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra dünya kültür ve geleneklerini keşfetmek arzusuyla yola çıktım. Sırasıyla Roma, Londra ve Münih'te yaşadım. Hem kendi kültürümü değişik coğrafyalarda koruyup temsil ettim, hem de gittiğim her coğrafyanın dilini, müziğini, dansını ve geleneklerini öğrendim. Bu yolun son durağı teknolojinin sanat alanında kullanılmasına duyduğum ilgi sebebiyle San Francisco oldu. Burada kültürel miras, müzik, performans ve görsel sanatları harmanlayan sanat çalışmalarımın yanı sıra araştırma ve eğitim projeleri geliştirerek ve küratörlük yaparak diğer sanatçılara da destek oluyorum. Bunun en son örneği Anadolu'nun kültürel çeşitliliğini dünyaya tanıtmak için kurduğumuz Anatolian Arts Institute. Tüm bu çalışmalarımın yanı sıra Nakarat adlı grubumla değişik dillerde halk ezgileri icra ediyoruz. Böylece gönüllü bir kültürelçiliği yapıyorum. Junior Timbres International Türkiye ekibinin beni bu çalışmalarımdan dolayı Türkiye'nin en başarılı 10 genci ödülüne layık görmesi gurur ve onur verici. Aynı zamanda kültür alanında çalışan genç arkadaşlar için büyük bir motivasyon kaynağı. Hem bütün bu başarının arkasındaki ekip arkadaşlarıma hem de gençlerin başarılarını aydınlatmak üzere emek veren JCI Türkiye ekibine gönülden teşekkür ediyorum.